Sısıs sarı mikrofon. Türkiye'nin en büyük mikrofonu. En çok izlenendi. Bakan olmak için gereken 3 özellik. En son ne zaman mutlu oldun? Aga be. Dur lan bu, bu bu güzel, bu güzel bir soruya benziyor. Dostlar en son ne zaman mutlu oldunuz? Ben şu an sizle olduğum için mutluyum mesela. Çok ciddi söylüyorum. Çok samimiyim de. Hatırlamıyorum. Bu kopunursam mutlu olabilirim belki. <laughs> Abi zodyak katili bulunmuş Adalı. Ciddi misin? Bulunmuş mu gerçekten? Bulunmamışsa yalan söylüyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Aa bulunmuş lan. 51 yılın ardından. Dur bakarız ona birazdan. <laughs> Merak ettim ben de. Geceden beri hiçbir şey yemedik. Biraz önce pizza go'dan pizza yedik. Oydu aslında sanırım. <laughs> Yarım saat önce sanırım. <laughs> Belki bana güzel bir çiçek hediye ederler. Ondan mutlu olabilirim. Şu anda mutlu edecek kimse yok. Dayıcım ben sana alayım bir çiçek be. Valla ben sana alayım. Pandemide işimden kaynaklı istediğim zaman dışarı çıkabilmem sokak ceza. Ekran niye böyle? Ekran nasıl kanka? Ekran... Kötü mü ekran? Ekranda ne var dostlar? Ben birkaç ayar değiştirdim, YouTube ayarı falan. Kötü mü olmuş lan? Kötü olmuşsa düzelteyim ona göre. ...dağlarında, yasaklarında. Çok özel hissettiriyor insanı. Üç yıldır en yakın dostlarımla tekrardan İstanbul'da buluşup onlarla hep beraber bugün doğum günümü kutlayacağım. Yaşa. Küçükken top oynuyordum, çok mutluydum. Ondan sonra hiç mutlu olamadım. Çok şuradaydı herhalde. Bir şey yok bence. Bir bakayım. Yok ya çok kötü. Kenarları siyah. Ha nasıl yani nasıl kenarları siyah? <gülüyor> <gülüyor> Sadece siyahlık. Nasıl sadece siyahlık değil kanka? Ben niye yayında öyle bir şey görmüyorum ya? Sizin bilgisayarınız bozuk. Ekranı üstten bastırmışsın yanları uzamış. Tamam anladım siz şundan bahsediyorsunuz. Oğlum böyle de kötü olur ama bak. Şöyle izlemek ister misiniz? Böyle de kötü ama. Cık. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz, hiçbir şey ya. Tamam böyle iyi mi? Şu an nasıl? Şu an iyi mi? Yok oğlum böyle hiç olmadı. Tamam ben onu sonra ayarlarım ya. Öyle iyi. Böyle böyle izleyin. Düşünmem lazım. Bunun için hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Ya, ailemle geçirdiğim bir gün falandır yani basittir. Ya da şunu söyleyebilirim, tekel bayiler açık olduğu zaman çok mutluydum. Tekel bulamıyoruz evet. hiçbir yerde. Millet kolonya falan içiyor. Etilden metilden ölenler var. Aklıma şimdi o geldi. Şu an bulunduğumuz durum yani tekel bayi yok. Böyle bir şey olabilir mi ya şimdi? Gidiyoruz tamam, mesela. Ben sizin sorununuzu anladım ya. Siz şunlardan bahsediyorsunuz. Yanlar siyah derken şöyle şundan bahsediyorsunuz. Şimdi hemen ayarlıyorum sizin için onu. Yok ayarlayamıyorum. Lanet olsun ya. Beni niye uğraştırıyorsunuz? Tam böyle izleyin işte. Yanlar siyah ne al, fark alkol eder alacağız. ya? Adam diyor ki git kapının çok mutluydum. Tekel bulamıyoruz evet. hiçbir yerde. Millet kolonya falan içiyor. Etilden metilden ölenler var. Aklıma şimdi o geldi. Şu an bulunduğumuz durum yani. Tekel bayi yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi gidiyoruz mesela alkol alacağız. Adam diyor ki git kapının arkasında bekle öyle geleceğiz de öyle vereceğiz. Ya madde mi çözüyoruz? Bir şey mi alıyoruz? İki tane bira ya. Benimki. Eee de... en son Kadıköy istatında Fenerbahçe istatını gezdiğimde. Fenerbahçe için geldik buraya doğru. Doğum günüm. Iki gün önce. Doğum günümde kız arkadaşlarım bir anda eve gelmişti. Bu karantinada gelmeleri beni çok mutlu etmişti. <laughs> Ya geçen bir stüdyoya gitmiştik arkadaşlarla. O gün bayağı mutluydum da. Bir süredir mutlu olamıyorum ama ya. Yani. En son mutlu olduğum zaman çok uzun zaman oldu vallahi. Uzun zamandır mutlu olmadım. Belki bana güzel bir çiçek hediye ederler. Ondan mutlu olabilirim şu anda. Bu dayıya bir çiçek alacak sponsorumuz yok mu? Ben bu dayının yanında olsaydım bu röportajı yaparken dayıma bir çiçek alırdım be. Kimse yok. Köpek sahiplenmiştik. Hastaydı oydu. Bir sene oldu. İki buçuk hafta önce falan kaybettim onu zaten. Hastaydı, evet. Oydu başka yok. Siyasi olacak ama HDP'nin barajını aşması beni mutlu etti en çok. Ondan sonra hiç mutlu oldum hatırlamıyorum. İş bulmak. <gülüyor> Bulamadım. <gülüyor> Geçen hafta kuponum tutmuştu, onunla mutlu oldum. <laughs> o yani. Düşünüyorum şu anda. Çok geriye gitmem gerekebilir aslında. Spesifik olarak çok mutlu olduğum bir an uzun zamandır yok çünkü. Askerden çıkışım, terhisim yani. En mutlu eden şey buydu koronadan önce. Üç ay oluyor zaten. Ondan beri yüzümüzü güldüren hiçbir olay olmadı. Sanırım 3 sene önceydi bir kıza aşık olmuştum. En çok herhalde o zaman mutlu olmuştum. Kendisi beni aldatmıştı. <laughs> Eski sevgilimden ayrıldığım zaman. İki iş oldu. Nişanlanmıştım bundan 5-6 ay önce. Orada mutlu oldum. Ondan sonra olamadım. Düğün, masraf derken o mutluluk kaçtı tabii. Hiç hatırlamıyorum. Baba olduğum zaman. İki sene önce. Herkese tavsiye ederim yani. <laughs> Çocuk başkadır. Hatırlamıyorum. Bu kopun tutarsa mutlu olabilirim belki. <gülüyor> <gülüyor> Epey bir oldu. Yani, yani şu... Allah çok şükür hiç mutlu olduğumu Hayır. hatırlamıyorum. Yani olsa da bir iki saniye oluyor. Ondan sonra bir iki saat bundan geliyor yani. Ya ben yeni baba oldum ya. Bir, bir sene oldu. Sonra korona girdi olsun. Bilmiyorum doğduğum an falan herhalde. Dün gece. Yani biz normalde hep beraber geçen sene burada öğrenciydik. Sonra hayat bizi ayırdı. Dün geldi arkadaşlarım. Onun Hoş için bulduk. dün gece güzel bir ailem yaptık. Çok eğlenceli <laughs> bir gü gündü yani. Evet, Öyle geç saniyede kadar. Evet. Can <laughs> eğlendirmeye geldi. <laughs> Bir de biraz eğlenmek iyidir. Mi? Biraz önce sab... geceden beri hiçbir şey yemedik. Biraz önce pizza go'dan pizza yedik. Oydu aslında sanırım. <laughs> Yarım saat önce sanırım. <laughs> Geçen gün oğlumla kartondan şey yaptık. Robot yaptık. Ha ne güzel. Ulan bazen Instagram'da karşıma çoluk çocuk videoları çıkıyor böyle. Aileler bebekleriyle falan ilgileniyor, eğleniyorlar. Direkt çocuk yapasım geliyor ya. Keşke bir 3-5 tane çocuğum olsa da. Cık cık cık. Gezsek, tosak Onlarla baba bir oynasak sırtıma binseler falan güzel olurdu ya. Boyadık, yapıştırdık. Çok mutluydum o gün. Dün sınıfta e, oyunu kazanınca hocamın eve donat yollaması. Oh. Bine... Geçen sene. Ya yani 2020'ye girmeden önce. Benim de 2019 mayıs falandı. <laughs> Büyük ihtimalle aynen. Evet. Yok, çok özel değil pardon. Benim 2020'de tek bir mutluluk anım var. O da üniversiteye tekrar başladım. Yüzde yüz burslu o. Yazın, haziran ayı falan işte. 175 sene diyorsa benim de 175 ee, bursu kazanmış olmam herhalde. Valla bir şehir dışına gittim. Bayağı sıkıldım yakın zamanda. Şehrime döndüğümde var bir mutlu oldum. Yani iki de İstanbul'da yaşıyorum dedim. En yakın zamanda... Kanka İstanbul'da yaşanmaz bu arada. Doğma büyüme İstanbul'luyum. İstanbul bence güzel bir memleket değil ya. Bence onu yaşadım. Bir insan İstanbul'a gidince tam tersi mutsuz olur. İstanbul'dan çıkınca bir mutlu olur ya. Ne bileyim yani İstanbul'dan çıkıp Bayburt'a gittiysen ayrı konu. İstanbul daha iyi. Ama yani böyle mesela güzel böyle ufak bir şehre gitsen falan güzel yani. Yani. This minute because I'm with my husband in holidays and I love Istanbul. I love you İstanbul, I love you şiş kebab, lahmacun, yeah yeah, ayran, ayran. It's a really beautiful and great city. Az önce bile olabilir, dün olabilir, ondan önceki gün de olabilir. Son bir ay. Neden? 11 Aralık'ta şarkım çıkıyor çünkü. Today, in this moment, I drink the coffee. That's enough for me. Ben mutluluğu seviyorum bugün. İşte bak, en ufak şeylerden bile mutlu olan bir abimiz. Şu an kahve içiyorum, benim için yeterli. Helal sana be. Lan bu kafaya erişemedim bir türlü. That's for me. Ben mutluluğu seviyorum bugün. Çok hava güzel. Çok mutluyum. Bu aralar her gün her an mutluyum. Kendiliğinden. Her şey beni mutlu ediyor. Ben her zaman mutluyum. Last night. <laughs> I just feel I have to like be more appreciated to things I have and not to be worried. Evet bak. Yabancıların kafası çalışıyor ya. Biz her gün bir şeyler düşünmekten 20 yaşında, 25 yaşında 50 gibi gösteriyoruz anasını satayım. Bak yabancıların kafasına. Sahip olduğum şeylerle mutlu olmaya bakıyorum. Artık bazı şeyleri düşünmemeye karar verdim. How about the things are going to happen it's not in my hands. And that's why. Evet. Biz geri zekalıyız anasını satayım. Her şeyi kafaya takıyoruz, her şeyi.